arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel ve çok kolay bir etek çalışması yapacağız eteğimizde ben e, beyazımı açık lilamı morumu ve sarımı kullandım sizler dilediğiniz kadar renkte renklendirebilirsiniz düz renkte çalışabilirsiniz iki renkle de yapabilirsiniz evet şöyle bakalım eteğimizi Üstten lastiğimizi çalıştıktan sonra modelimizi kurduk. 3 trabzan üzerinde modelimizi kurduk. Her iki trabzan sayısı da gruplar içerisinde aynı olmalı. 3 buradaysa 3 burada. Birisinde 3, birisinde 4 olmuyor. 3'er 3'er ilk sıramı kurdum. Sonra 3 olarak örmeye devam ettim. Daha sonra artışımı yaptım. Eteğimin şu şekilde çan olarak açılması için trabzan sayılarını artmamız gerekmekte. Ve 4. sıradan itibaren artışımı yaptım ve 4'e çıkarttım. 4 trabzan, 4 trabzan. Ortada bir tane kabartılı trabzanımız her bir dilimimizi ayırmakta. 4 olarak yine 1, 2, 3, 4, 5 sıra 4'ümü ördüm. Sonrasında 5 trabzan, 5 trabzan. 5 trabzan, 5 trabzan artırdım. Sonra en son e, dilimimizi, iki dilimimizi 6 trabzan, 6 trabzan olarak ördüm ve eteğimiz bu şekilde kullanıma hazır hale geldi. Şimdi ölçümüzü alalım. şöyle bir fikir belirsin. birimizin lastik kısmından şöyle tutuyorum, uç kısmına kadar ölçüyorum. 27 buçuk santim eteğimizin uzunluğu. Evet hemen kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Ama öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet kolay gelsin başlayalım. Eteğimin lastiğini örmek için önce zincirimizi çekelim. Bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle ilmeğimi rahatlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çekiyorum. 10 zincirimi çektikten sonra geriye doğru saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. Bakın 3. zincir içerisine tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Bakın 1, 2, 3. Giriyorum. 1 ve 2 defa da örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. 1 ve 2 tekrar sıradaki hiçbir yere iki defa batmıyoruz belimizin lastiğini örerken birer birer zincirlerimizin içerisine girip iki de işte çekiyorum doluyorum giriyorum 1 ve 2 tekrar doluyorum 1 2 Tüm zincirlerim bitene kadar trabzanlarımı örüyorum ve son yuvaya giriyorum. 1 2 Evet, trabzanlarımı bu şekilde ördüm. Şimdi üst sıraya geçelim. 1 2 zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Arkasını çevirdikten sonra lütfen buraya dikkat edelim. Bakınız ilk başlangıçtaki trabzanım var ve üzerine 3 tane zincir çektim. Hemen tığımın başını dolayarak bu noktaya giriyorum. Buraya giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu noktaya girerek tek seferde çekiyorum. Burayı bir kabul edeceğiz. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Katların bir tanesini dışarıdan bakınız orta parmağıma da değdirmekteyim dış katından alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Dış kattan alıyorum. Bu buğday gibi görünenler sevgili arkadaşlar buradaki bakınız zincir gibi de görülmekte. Dış katını alıyorum ve tek seferde kapatıyorum. Katın birisi şu şekilde kalıyor. Tığımın başını doluyorum. Dış kattan giriyorum. Alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Dış katta alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tamam başını doluyorum. Tek seferde bakın sona kadar geldim. Tek seferde çekiyorum. Ve en son şuradaki döndüğüm bölüme giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum, örgümün arkasını çeviriyorum ve yeniden sıramı başlatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakın. Buraya değil, yanındakine bakın. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Şuradaki buğday gibi olan görüntümüzün hemen dışından alıyorum. şunu dolayıp. Alıyorum. Katın ikisini de almıyoruz. Bakın tek katı alıyoruz. Tek kat kalıyor ve bu şekilde bel ölçümüz yeterli olana kadar katlarımızı örmeye devam ediyoruz. Tek katımız örüp diğer katımızı şu şekilde çizgi olarak bırakıyoruz. Lastiğimizi yeteri kadar ördüm. Şöyle bakalım. Şimdi santim olarak ölçmek istiyorum. uç kısmına şöyle tutuyorum. Diğer kısmını da tuttuğum zaman bakınız herhangi bir şekilde asılma yapmıyorum. Şöyle görelim. 46 santim şuraya karşılık gelmekte benim elimdeki tuttuğum bastığım şimdi bastiğimiz hazır olduktan sonra birleşme işlemine geçebiliriz birleşme işleminde ise başlangıçtaki yerimi şöyle alta getirecek şekilde tutuyorum alta geliyor bakınız şurası kalıyor şuradaki çıkıntılı bölüme geliyorum şöyle şöyle göstermek istiyorum tekrar şuradayım hemen Ve buraya ben açılmasın diye zincir çekmiştim hemen o zincirimi boşaltıyorum trabzanımın bulunduğu yerdeyim hemen şuraya batıyorum bakınız şuraya şu kısma batıyorum ve burayı birleştiriyorum. Burası artık eteğimizi birleştirdik. Buradan itibaren dönerek modelimizi kurmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ben şuradaki ilk şöyle gelen yere giriyorum. Ve başlıyorum buradan trabzanlarımı örmeye. Üçerli çekelim. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 1, 2, 3. Bir defa dolayıp 3 defa ördüğümüz trabzanımız oldu. Araya 1, 2, 3. 3 tane de zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Aynı noktaya giriyorum bakınız. Ve 3 defa da örüyorum. 1 2 3 1 2 3 3 tane trabzanımı üçer defa alarak ördüm araya da 3 tane zincir çektim ve burada da 3 zincirle başlamıştım şimdi tığımın başını doluyorum ve hemen şu, buraya değil bakınız şu kısma hemen yakınına bir tane trabzanımı örüyorum etek olacağı için biraz dökümlü olsun istiyorum hemen yakınına örüyorum tığımın başını doluyorum şuradaki düz çizginin yanına giriyorum Bakın başını doladım zincir çekmedim araya bir tane trabzan ördükten sonra yine buradaki gibi 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanımızı da bu noktaya öreceğiz. Ve işlemimizi bu şekilde sona kadar tamamlayacağız. 2 ve 3 araya 1 2 3 zincir tekrar tığımın başını doluyorum aynı noktaya giriyorum. 3 tane trabzan örüyorum modelimizi ne kadar sık yerleştirirsek eteğimiz o kadar dökümlü olacaktır. Yani buradaki kural modelimizin sık yerleşirse etek dökümlü, seyrek yerleştirirse daha düz bir etek olacak. Ve şimdi sıramızda bir tane trabzanımız var. Tığımın başını doluyorum. Arada zincir çekmiyorum. Sadece zincir kendi grubun içerisinde. Tığımın başını doladım. Hemen şuraya batıyorum. Bakınız. Ve bir, iki, üç defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen bu noktaya giriyorum. 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzanlı olan grubumu örüyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekilde 3 trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tekrar aynı noktaya gelerek 3 trabzan daha ördüm. Biraz önce de söylediğim gibi modelimizi ne kadar sık yaparsak eteğimiz o kadar dökümlü olacak. Eğer biraz daha seyrek yaparsak daha düz olarak inecek. Tığımın başını doluyorum. Bu kez şöyle biraz ara veriyorum. Tamamen göz kararı bakınız. Göz ölçümüzü yapmaktayız. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu araya hemen düz çizginin yanına girerek 3 trabzan 3 defa da ördüğümüz trabzanlarımız 1 2 3 zincir kendi yine aynı noktaya 3 trabzan 2 ve 3 grubumu ördükten sonra arasındaki tekli trabzanımızı da yerleştiriyorum hemen biraz ileriye geçip ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum Evet eteğimizin model kısmını yerleştirmesini ben yaparak geldim şu şekilde bakın bir trabzan 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan şeklinde şöyle biraz uygun aralıklarla yerleştirdim ve sona geldim. bakınız şurada iki kat olacağı yerdeyiz şöyle. Buradaki öreceğimiz grubumuzu iki katı da alarak örmemiz gerekmekte. Bakın 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanım ördüm. Bir tane trabzanım ördüm. Şimdi şuraya her ikisini de alarak üçerli trabzan grubumuzu örüyorum. Her ikisine de batıyorum. Hem öndekine hem arkadakine bakın ikisine de battım. Ve başlıyorum. Aynı yere ikinci trabzanım aynı yere üçüncü trabzanımı ördüm bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ve tekrar aynı yere giriyorum üç tane trabzanımı buraya örüyorum ve birinci sıramı sonuna doğru geliyorum hep ön yüzden öreceğiz arka yüzden örmeyeceğiz Evet birinci sıramı bu şekilde tamamladım şimdi ikinci sıraya birlikte geçiş yapalım 3 zincirimi çekmiştim bakınız Burada da 3 trabzan, 3 zincirli grubumuz. Hemen şuradaki bölümümü şöyle yandan giriyorum. Buraya bağlanıyorum ve üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzanımın üzerine yani bir zincir çekmiştim. 3 tane yine 3 zincir çekiyorum. Bu arada bu şekilde devam ettireceğim. Tığımın başını doluyorum. Bu ortadaki 3 zincirin bulunduğu yere girerek Yeniden 3 tane trabzanımı araya 3 tane zincirimi tekrar 3 trabzanımı örüyorum. Evet 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan ve sonrasında bir tane arada trabzanım vardı ona şöyle yandan Alttan giriyorum. Bütün bu tek trabzanlarımızı yandan girelim. 1, 2, 3'ü rahat rahat da çekelim. Tekrar buraya da 3 trabzan, 3 zincir. Hemen zincirlerimi de çekiyorum. 1, 2, 3. Yeniden 3 tane trabzan. 2 ve 3 ve tığımın başını doluyorum tekrar Şu yandan tek trabzanıma giriyorum 1 2 3 ve bu şekilde geçişlerimizi tıpkı şurada yaptığımız gibi şöyle yandan da alarak örüyoruz ve biraz bu şekilde örerek eteğimizin boyunu büyütelim eteğimizi örmeye başladım ve biraz ilerledim gördüğünüz gibi 3 trabzan zincirimiz 3 trabzan olarak başlamıştım. 1 2 3 sıra 3 trabzan olarak ördüm. 4. sıramızda 4 trabzana çıkardım ki bakınız eteğimiz şu şekilde genişlesin. 1 2 3, 4, 5. 5 sırada 4 trabzan zincirimiz 4 trabzan olarak ördüm. Beyaz sıramla birlikte 5 trabzanı çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tarafta da 5 tane trabzanımız var. Evet bu şekilde sıralarla hani belirli sıralarla artışlarımızı yapalım. Eteğimizi şu şekilde açılmasını sağlayalım. Ben renklerimi yine değiştirerek arada da beyazı kullanarak örerek eteğimi istediğim ölçüye gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Yani sadece tek yapmamız yapmamız gereken bütün her yer aynı. Yandan trabzanımızı alıyoruz. Sadece trabzanlarımızın sayısında artışımızı yaptırıyoruz. Her ikisi de eşit olmalı. 5, 5, 4, 4, 4, 4. Bakın 4, 4, 4, 4, 4. burada 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı 4 olarak ördüm. Ve beyazımızda 5 sıra olarak 5 trabzan olarak başladım. Evet şimdi örgüme devam ediyorum eteklerimizi değiştirerek ve artışlarımızı yaparak eteklerimizi dilim dilim örerek tamamladık ve yeterli ölçüye geldi. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Toplamda 13 sırayla eteğimiz yeterli uzunluğa geldi. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. En üst kısımdan tutuyorum. Bakın bel kısmından tutuyorum. En uç kısma kadar 26 buçuk 27 santim eteğimizin uzunluğu şimdi en son e, işlemin birleştireceğim ama artışlarımı göstermek istiyorum bakınız önce 3 trabzan 3 trabzan olarak ördük 4 trabzana artırdık 1 trabzan beyazımızı artırdık 4 trabzan 4 trabzan 4 trabzan bu morumuzda da 4 trabzan yine sonra beyazımız morumuzda e, şöyle bakayım bir kaç trabzan örmüşüz yanlış e, söylemeyeyim 1 2 3 4 5 sanırsam 4. 4 tane de yine koyu morumuzda. Beyazımız 5 ördüm. Yine sarım 5, tekrar sarım 5. Diğer iki tane açık mor ise 6 6 olarak artışlarımızı yaptık. Altı buraya, altı buraya, altı buraya, altı buraya 5, 5 5 5 5 5 5. 4 4 4 4 4 4, 4. buraya kadar 4. Diğer deri de 3'tü. Şimdi eteğimizin en son bitiş yerindeyim. Bir birlikte geçerek tamamlayalım. 2 4 5 6'ncıyı da örüyorum. 6. ve son trabzanımı da ördükten sonra ince uçlu tığım ilme gelmiş. Hemen bunu örmedik aslında tabii büyükle ördük. Ama bir tane işlem yapacağım için çok da fark etmeyecek. Evet, aradaki bir trabzanımı ördüm ve başlangıç yerine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi bu noktada kesiyorum. Ve etek boyunu tamamladım. Şimdi belinin kenarını çalışmak istiyorum. Belinin kenarına da yine bu morumla bir sıra geçmek istiyorum ve ilik yerimizi de açalım. Üste kalan bakınız kapak üstte kalıyor ve ben burayı önde kullanmak istiyorum. Arkada da kullanabilirsiniz. Yanda da şuradan bakınız. Şuradan itibaren öreceğiz. Başlıyorum. Şuraya batıyorum. En alt kısma ipimizi içeriye alıp gizleyeceğiz sonra bakın buraya battım bir tane zincirimi çekiyorum ve ince uçlu tığımla örüyorum hemen yanındakine bir tane batıyorum yanındakine bir tane sık iğne birer birer sık iğnelerimizle ilerliyorum tam ortaladım 1 ve 2 zincir çektim bir ve iki atladım diğerine batıyorum buraya bir tane düğme yapacağım daha fazla düğmede çalışabilirsiniz sonrasında bakın Burası düğme yeri tekrar hatırlatıyorum iki tane zincir çektim iki tane de atladım diğerlerine birer birer sık iğne örerek eteğimizin lastik kenarlı çevirelim Burası en dönüş olduğu için en tepe dönüş yerine 3 defa batalım ki güzel dönüşümüzü yapalım Bakınız Sonrasında birer birer sık iğnelerimizle bütün kenarımızı tamamlayalım. Burada başlamıştık uçtan. Bütün etrafını dolaşarak geldim. Tamamını lastik yaptım ve yine buradaki uç kısımda düğme dikeceğimiz yeri de tığladım. Altta kalacak ama olsun. Yine de ben tığlamak istedim ilmeğimi şöyle kaydırıyorum bir tane zincirimi çekiyorum buradan ipimi kesiyorum ve buradaki noktaya bir tane düğmemi dikiyorum ve eteğim artık kullanıma hazır hale geliyor şuradaki mor ipimi de içeriye gizliyorum diğerine başlangıç ipini içeriye gizlemiştim şimdi düğmemi dikelim Düğmemizi de diktikten sonra eteğimiz kullanıma hazır hale geldi. Ve böylece bir çalışmamızı da tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.